Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte kripto para piyasasındaki bu düşüşün temel nedenini konuşacağız. Bu düşüş nerede bitecek? Batacak mıyız yoksa tekrardan burada uçuşa geçip yeni seviyeleri mi kıracağız arkadaşlar? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Sabahki çektiğim videodan sonra birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmeleri, bu haberleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videonun beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak bu şekilde videoların gelmesini sağlayabilirsiniz ve bana destek olabilirsiniz bunu yaparken diyorum ve öncelikle Bitcoin grafiğiyle başlayacağım bugün. Bitcoin ile grafiği incelemeye başlıyoruz. Özellikle arkadaşlar şu son harekete bakmak istiyorum. Bakın net olarak yakınlaştıralım. Son hareketi incelediğimizde şunu görebiliyoruz. Altta bir yükselen trendimiz vardı. Bakın bu yükselen trendi çok önceden çizmiştim. Videolarımı izleyenler bilir. Bu yükselen trendin altına kırıldığı takdirde ve burada kapanış geldiği takdirde burada birkaç seviye belirlemiştim. Bunlar arkadaşlar Telegram hesabından, Instagram hesabından ve Twitter'dan duyurdum. Bakın özellikle Telegram'a katılmanızı istiyorum. Çok fazla haber paylaşımı yapıyorum gün içinde. Onları değerlendirin. Çok güzel pamplanmalar, çok güzel hareketler geliyor. Bunların öncesinde haberleri geliyor. Bunları paylaşıyorum. Linklerini kartlara, açıklamalara, yorumlara bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki yükselen trend aşağı doğru kırıldı mı? Mum geldi. Aşağısına kırıldı. Ancak kapatma bizim için önemli. Kapatma geldi mi? Kapatma maalesef gelmedi arkadaşlar. Gelse ki ne olacaktı? Maalesef gelmedi diyorum. Gelseydi arkadaşlar çok güzel alım seviyeleri belliydi. Bu işi ciddiye alıp ciddi ciddi izleyip ciddi ciddi yorum yapan, analiz yapan arkadaşların alım seviyeleri belliydi ve ben bunları paylaştım bilmeyenler için de. Ama gelmedi arkadaşlar, tutundu. Şimdi bizim ne yapacağımız tekrardan belli oldu. Şimdi öncelikle bakın şöyle bir yükselen trendimiz var. Bunun üzerinde bir destek noktamız var. Neresi burası? 59.800 bandı. Bakın burayı ben önceden işaretledim. Yani önceki videolarımı açtığımızda bu seviyeleri görebilirsiniz. Tutunduğu seviyeleri. Ben işaretlediğimi görebilirsiniz. Yani şu an yapmadım bu işaretlemeyi. Şöyle baktığımızda grafik buraya kadar gerilemiş ve burada bir yatay seyre geçmiş. Şimdi burada yaşamamız gereken senaryo arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Şurada bakın 62.500 seviyesi var. Bakın şurası tam olarak şöyle bir yer. Burayı da hatta çizelim şu anda. Şöyle arkadaşlar 62.500 seviyesini de şuradan çektiğimizde. Bakın net olarak gösterelim. Şu seviyenin üzerine atması gerekiyor. Yani buradan gelecek böyle. Şuraya gelecek arkadaşlar. O zaman bizim için güzel bir senaryo olacak. Niçin güzel olacak? Çünkü buradan bakın toparlama hareketi olabilir. Şimdi bizim burada yapmamız gereken nedir? Bakın onları sırayla söyleyeyim ben size. Öncelikle nasıl bir strateji izleyebiliriz? Bakın bekleriz. Şuranın altına kırılacaksa iki türlü olasılık var çünkü. Ya yukarı çıkacak ya aşağı inecek arkadaşlar. Ya bunu siz yorumlarda başka olasılık yok diye söyleyin diye demiyorum arkadaşlar. Öyle yazın diye demiyorum. Gerçekten böyle bir olasılık var. Şimdi buraya geldiğinde buradan yukarı kırdı diyelim. Bakın şurada tam 62.500 seviyelerinde. Sizin elinizdeki projelerden yani şuradan aldığınız. Ben diyordum ya sürekli %50 cash, %60 cash. Bu cash ile aldığınız, buradan topladığınız projeleri. %50'sini, %60'ını şurada boşaltabilirsiniz. Birinci yapmamız gereken ya da yapabileceğimiz senaryo bu. İkincisi ne? İkincisi. Bu seviye dersiniz ki bakın ben burada aşağı düşeceğini düşünüyorum. %70 keşe geçeceğim. %70 keşe geçersiniz. Riski çok azaltmış olursunuz. Bu şekilde devam edersiniz. Çıkarsa da dersiniz ben ekleme yaparım bu noktada. Nerede ekleyeceksiniz? 62.500, 62.800 seviyesinde. Bu seviyeler arasında ekleme yapacaksınız tekrardan. Ama bu riskli. Neden riskli? Çünkü bakın bu seviyede satan bir kısım var. Ya benim diyorum ben bunları diyorum da arkadaşlar bunları tek gören analist ben değilim. Yurt dışında orada burada arkadaşlar birçok kişi bu grafikteki bu noktalardan bahsediyor. Şimdi buraya baktığımızda burayı kırdık. Üstüne çıktık. Veri test geldi. Kapanış geldi. Buradan sonra arkadaşlar hedefimiz neresi? Bundan sonraki hedefimiz 65.000 bandı. 66.000 bandı olarak gözüküyor. Yani buranın üzerinde bir kapatma gelmesi gerekiyor artık. Çünkü bizim bir rahatlama yaşamamız için burada bir kapatma gelecek ve bu kapatma haberlerle birlikte desteklenecek ki güzel olacak.
Bakın aslında bu sabaha güzel başlamıştık. Neden güzel başladık? Çünkü Telegram'dan vesaire paylaştım, Instagram'dan paylaştım. Burger King kripto reklamı yayınladı. Burger King büyük bir firma. Yani dünyanın her yerinde işlem gören bir firma. Yani bu kripto reklamı yayınlıyor. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Ama işin grafik anlamına baktığımızda böyle bir hareket göremedik. Yani tam tersine sanki arkadaşlar çok büyük firmalar satış yapmış. Çok büyük firmalar kriptoyun işte ne kadar zararlı olduğunu, onu bunu açıklamasını yapmış gibi bir hareket gördük. Neden? Bakın burada bağlayabileceğimiz tek veri şöyle gösterecek olursak 95.856 seviyesinde olan ve dün de bu durumdan bahsettiğimiz dolar endeks devasa şekilde yükseliyor arkadaşlar, ABD dolar endeksi. Şimdi konumuza dönecek olursak buradan devam edeceğiz, zaten bu konuları konuşacağız. Burada arkadaşlar aşağı doğru bir hareket gelecek mi? Çok büyük bir soru. Aşağı doğru hareket geldiği takdirde biz nerede toparlanabiliriz? Bakın şurada küçük bir üçgen var, görüyorsunuz. Bu küçük üçgenin içi önemli. Bakın buradan zaten red yedi. Bir alt destek noktamızdan. Buradan red yedi. Burayı bekleriz. Bakın hala elimizde cash var. Diyelim buralardan alım yapmadık. Güvenmedik. Aşağı gider dedik. Buralardan alım yapacağız arkadaşlar. Bakın bir daha buraya geldiği takdirde. Bakın şu seviyede. Nasıl mesela? %50 cash'iniz var. Bu %50'nin %70'lik bölümünü saklayacaksınız. %30'da burada alım yapıyorsunuz. %30'luk bir alım yapılabilir. Sonra arkadaşlar bakın %70'lik bölümü nerede alırım ben biliyor musunuz? Şurada 55.000 bandı var. 55.500 hatta 55.600. Bu bandın üzerine temas mı etti? Direkt alırım. Neden direkt alırım? Hemen söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bu bandın üzerine temas ediyorsa buradan çok hızlı bir şekilde geri seker. Ha sektiğinde kademeli olarak elimdeki malı çıkarırım. Nerede çıkarırım? 58'de çıkarırım %50'sini. Ondan sonra da arkadaşlar 59'da da kalan %50'yi çıkarırım. Buradan duruma göre kırılım ve kapanış gelirse şu an bulunduğumuz konumdan tekrar alım yapabilirim. Bakın kapanış gelmezse yapmam. Gelirse yapabilirim. Şuradan devam ettiğimizde arkadaşlar yukarı doğru kırdık. Şurayı kırdık. Geldik 63 bandına. Bakın buraya geldi. Burada zaten bir boşaltma yapacağız. %50 boşaltmaya geçin. Çünkü buradan aşağı biraz zık diye vurursa buradan tekrar alma şansınız olsun. Karla çıkmış olacaksınız buradan aldıysanız. Buradan alın %50'sini, burada boşaltın. Karla. Sonra buraya indiğinde tekrar buradan alma şansınız olsun. Hiçbir zaman tek tarafa bağlı kalmayın. Şu anda fiyat nereden gidiyor? Bakın şu anda güncel fiyatımız 60.570 bandından gidiyor. 60.600'den gidiyor. Yani diyor ki ya yukarı ya aşağı diyor. Yani ben anlayamazsın benim ne yapmak istediğimi. Çok büyük rakamlar var arkadaşlar. Bakın çok büyük rakamlar var. Ne bu çok büyük rakamlar? Öncelikle şunu kapatalım bir ya. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir durum var. 800 milyon dolar. Bakın 800 milyon dolar likit olmuş işlem var. Kaldıraçtan uzak durmanız gerektiğini bakın tekrardan hatırlatıyorum. Kaldıraç bir kazandırır, iki kazandırır. Bu da biliyorsanız eğer kaldıraç yani piyasaya hakim bir insansanız kaldıraç bir iki kazandırır. Ondan sonra bir kere sizi içeri sokar, tam sokar arkadaşlar. Yani sizin vardır 20.000 TL'niz, bunu 1.000.000 TL yaparsınız kaldıraçla. Ciddi söylüyorum yani çok da kısa bir sürede yaparsınız. Bir gün geçer. Bakın bir gün geçer. Yani çünkü açgözlülük yaparsınız. 1 milyonu da artık 20 milyon yapayım tarafına gidersiniz. Bir gün geçer arkadaşlar, bakarsınız paranız ana paranızın da altına inmiş. Yani o yüzden kaldıraçtan uzak durun. Yani mantıklı şekilde yani rasyonel yatırımlar yapalım ve bu şekilde temiz temiz ilerleyelim arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Şimdi buradan geçtiğimizde hızlı bir şekilde devam edelim. Bitcoin konusunu anlattık. Nerede giriş yapılır, nerede satış yapılır. Şuraya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın yorumları okuyorum. Videoları tamamını izlemeden saçma sapan eleştiri yapan herkese arkadaşlar kanaldan banlıyorum. Net olarak bakın bunu burada söylüyorum. Çünkü ben videoda uyarı yapıyorum. Arkadaş videonun başını izleyerek yanlış anlıyor
Bir de bunu yorumlara yazıyor. Yani bunu yorum olarak yapıyor. Yani utanmıyor. 4 dakikalık videoda hak emekten bahsediyor. Yok şundan bahsediyor. İzlesene videoyu. Ben senin söylediğinin aynısını söylüyorum. Duymak istediğini söylüyorum sana aslında. Yarısını izliyor, gelip yorum yapıyor. Bu arkadaşlara banlıyorum. Kesinlikle bakın, eleştiri yapmakta özgürsünüz. Kimse arkadaşlar, ben eleştirileri seviyorum. Çünkü beni geliştiriyorlar. Ya çok güzel eleştiri yapanlar da var. Ancak yani bazı arkadaşlar var. Ya gerçekten sinirim bozuluyor ya. Videoyu izle, ondan sonra bir yorum yap. Videoyu izlememiş yorum yapıyor. Direkt banlıyorum arkadaşlar. Yani gerek yok öyle. Ya videoyu izlemeden işte gelip yorum yapan insana benim kanalımda gerek yok. Ben burada sizlere bir şey katmaya çalışıyorum arkadaşlar. Karşılıklı bir etkileşim olsun istiyorum. Yani siz bunu değerlendirmiyorsanız, saçma sapan yorum yaparak yani insanların da videoyu tam izlemeyip yanlış anlamasına vesile olmaya çalışıyorsanız arkadaşlar, ben sizi bu kanaldan atarım. Şimdi onun haricinde komik durumlar da var da onlardan bahsetmeyeceğim. Yani dini olaylar karıştırıyorlar, vatan millet karıştırıyorlar. Değişik değişik durumlar arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Özellikle şu dolar endeksini inceleyelim. Bakın, dolar endeksini dün buralarda konuşmuştuk. Buralarda konuştuktan sonra yukarı yönlü bir hareket geldi. 95-900 seviyelerine kadar çıkan bir hareket. Ne oldu bize karşılık olarak? Ne döndü? Bize karşılık olarak şu döndü. 10,50'yi gören bir Türk lirası olarak döndü. 1 dolar karşısında 10,5 TL olduk arkadaşlar. 10,5 TL. Nerede olduk? Kripto para piyasalarında. Bunun bir diğer nedeni ne? Biliyor musunuz? Şuradaki bakın, şu yükselişin bir diğer temel nedeni ne? Bunun bir diğer temel nedeni panik satışıdır arkadaşlar. Net olarak söylüyorum, panik satışı. Buradan panik satışı yapılıyor. Ve bu panik satışı da ciddi ciddi arkadaşlar. Ciddi ciddi piyasada USDT rezervini arttırıyor. Yani USDT doldu. Her yerde USDT doldu. Herkes tatlı USDT'ye geçti. Bu da demek oluyor ki dolar endeksinin artmakta haklı. Zaten burada yükselen bir şey var. Hareket var. Görüyorsunuz. Net olarak görülüyor. Yani şuradan çektiğimizde şöyle yükselen trendi var. Ondan sonra bakın şöyle yükselen trendi var. Yani biz ne yapacağız? Yani bu yükselen trend belli. ABD kontrol altına alıyor. ETF'lerle olsun, onunla olsun, bununla olsun. Yani bu tutuyor. Faiz de arttırmıyor. Ne olan kim oluyor arkadaşlar? Olan piyasayı bilmeden shitcoinlere oraya buraya girip de işte ondan sonra suçu başkasına atmaya çalışan, saçma sapan yorum yapan, hatasını farklı insanların sırtına yüklemeye çalışan insanlar oluyor ki yani ne kadar çalışırsanız çalışın boşuna. Şimdi bunu da değerlendirdikten sonra aşağı doğru altcoin anlamında söyleyeceklerim var arkadaşlar. Bunları da söyleyip videoyu bitireceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar şu anda altcoinlerde Bitcoin için söylediğim senaryo geçerli. Bakın çok güzel alım seviyeleri veriliyor. Ama tak diye alım yapmayacaksınız. Dip yakalamaya çalışmayacaksınız. Bakın dip yakalamayın. Ne olur biliyor musunuz? Kademeli kademeli. Yani şöyle. Öncelikle 50 binde bir destek noktası mı var? 50 binde %50 al. Yani tamam, aç gözlük yapma. Yani %100'ünde daha çok kazanırsın biliyorum. Ama %50 al. Ha düştü buradan 48'e. 48'de de %50'den %50'sini al ya da tamamını al. Bu sefer al tamamını al. Ama tabii ki bu trade portföyü her zaman yanınızda bir cash bulunsun. Bakın her zaman. Her zaman. Ya piyasa 1000 dolara insin. Bitcoin 1000 dolar olsun. Senin yanında yine cash bulunsun. Net olarak söylüyorum. Onun haricinde kademeli kademeli topla. Destek noktalarına göre topla. Tabii ki majör altcoinlerde, büyük altcoinlerde. Gidip de şu an shitcoin toplama arkadaşlar. Zaten shitcoin kendine ayrı yok. Toplama şu anda. Shitcoin toplamaya gerek yok. Major altcoinlerden topla. Kademeli kademeli. Al ve kademeli kademeli sat. Ve kesinlikle planına sadık kal. Kendini kontrol et ya. 10 dolar fazla kazanacağım diye 100 dolar fazla kaybediyorsun. Farkında bile değilsin. Ya bir kere kazandıysan 10 dolar fazla. Ya 100 dolar 200 kere kaybetmişsindir ya. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani böyle biraz samimi bir video oldu. Açık konuştum. Çok net konuştum. Çünkü bazı şeyler canımı sıktı. Yani risk olan her şey haramdır yazıyor videonun altına. Allah Allah ya. Risk olan her şey harammış. Yani ölüm riski de var. Ölüm de haram.
Böyle saçma saçma yorumlar geliyor arkadaşlar. Deliriyorum. Yani madem haram, ne işim var benim? Ya ayrıntılı çektim sabahki bir şey videomda, Bitcoin videomda, grafik analizi videomda. Ya böyle şey de değil, Bitcoin nedir diye de tanıtmıyorum, açsın izlesin. Grafik analizi izliyor, altına böyle saçma sapan yorum geliyor. Ya komik arkadaşlar, gerçekten komik. Neyse, kanala destek olmak için arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Telegram kanalına katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.